Fiilimsiler fiil köklerine ya da gövdelerine fiilimsi eklerinden biri getirilerek oluşturulur. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi eki fiil gövdesine getirilmiştir? Arkadaşlar, en az bir yapım eki almış fiiller gövde halindedir. Yani yapım eki almış fiiller fiil gövdesi olarak adlandırılır. Soruda fiilimsi ekinin bir fiil gövdesine getirilmiş olması isteniyor. Şimdi cümlelerimize bakalım. A seçeneğinde geçen süren sözcüğündeki an en eki bir sıfat fiilekidir. Ancak bu sıfat fiileki bir fiilin köküne getirilmiştir. Yani bu sıfat fiilekinden önce fiile eklenmiş bir yapım eki yok. Dolayısıyla bunu geçiyorum. B seçeneğinde geçen bırakmadan sözcüğündeki madan eki zarf fiilekidir. Ancak bu zarf fiileki de bir fiil köküne gelmiştir. Yani zarf fiileki ile fiilin arasında başka bir yapım eki yok. Dolayısıyla kök halindeki fiile gelmiş bir zarf fiilimiz var arkadaşlar. Yine bu cümlede geçen çıktığı sözcüğündeki dık eki sıfat fiil ekidir. Bu ek de yine çıkmak köküne gelmiştir. Dolayısıyla bunu da geçtim. C seçeneğinde geçen bakmadan sözcüğündeki madan eki zarf fiil ekidir. Bu zarf fiil eki de yine bir fiilin köküne gelmiştir. Bunu geçiyorum. Yine bu cümledeki geçen sözcüğünde an en eki sıfat fiil ekidir. Bu sıfat fiil eki de bir fiil köküne gelmiştir. Dolayısıyla bu seçeneği de geçiyorum. D seçeneğindeki tanıştığımız sözcüğündeki dık eki sıfat fiil ekidir. Arkadaşlar tanımak bir fiildir. Bu fiil önce fiilden fiil yapım eki olan şey dediğimiz yapım ekini almıştır ve tanımaktan tanışmak olmuştur. Yani burası arkadaşlar bir fiil gövdesi olmuştur. Daha sonra da dık dik eki bu fiil gövdesine gelmiştir. Yani burada bizim aradığımız fiilimsi var. Bu nedenle bizim cevabımız D seçeneği olur arkadaşlar. Diğer seçeneğe bakalım. E seçeneğinde geçen okuma sözcüğündeki mame eki isim fiil ekidir. Ancak bu isim fiil eki, bir fiilin köküne gelmiştir. Dolayısıyla bunu geçiyorum. Yine bu cümlede geçen alıp sözcüğündeki ıp eki de zarf fiil ekidir. Bu zarf fiil eki de yine bir fiilin köküne gelmiştir. Dolayısıyla bunu da geçtik. Cevabımıza D seçeneği dedik arkadaşlar.